iddialı dizi ve programların adresi ATV'de birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarla karşınızdayız. İşte sizleri bekleyenler. Eşkıya dünyaya hükümdar olmasın güzel oyuncusu Dilşat Şimşek'le buluştuk. Dizi ve karakteri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir adamı 12'den kafasından da vurabiliyor. Ama bir yandan belki hatta bazı günler olacak ki ikisini bir arada harmanlayıp. Dilşat Şimşek dizinin ilk set gününde neler yaşadı, nasıl sakinleşti? Titriyordum ve hiç unutmuyorum yani çok da uzun zaman olmadı zaten ama. Ve iki kişi böyle 12 kişilik bir sahneye girdim ve yani şey demedim, ay niye heyecanlandım ben, neden böyle oldu değil de. Herce Ayin'in İstanbul'daki çekimlerine konuk olduk. Çok özel detaylar görüntüledik. Yılın en iyi dizi çifti seçilen Herce Ayin'in yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile samimi ve merak uyandırıcı bir sohbet sizi bekliyor. Belki farkına varamadığım bir sürü özelliğini bu geldiğimde daha iyi anlamış oldum. Bu hem mutluluk verici, hem motive edici, hem de sorumluluğumuzun arttığı bir dönem. Elimden geldiğince hem tadını çıkarmaya çalışıyorum, hem de Ebru'nun da dediği gibi. Umarım daha çok İstanbul çekimleri gelir. Müge Anlı ile Gücümüz Yeter'in ilk bölüm izleme gecesine katıldık. Başarılı programcıyla etkileyici projeyi konuştuk. Böyle bir itiş gücü diyorum buna, böyle bir itiş gücü desteğimiz olabilir. Hanımlar böyle hayatın içinde hak ettikleri yere ulaşsınlar. Onlar zaten bunu hak ediyorlar. Bir zamanlar Çukurova ekibine hangi takımın forması hediye edildi? Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı sosyal medya paylaşımı nasıl olay yarattı? Ayrıntılar haber turunda. Hepsi birazdan Dizi TV'de. En iddialı dizi ve programların adresi ATV'de birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarla karşınızdayız. İşte sizleri bekleyenler. Eşkıya dünyaya hükümdar olmasın güzel oyuncusu Dilşat Şimşek'le buluştuk. Dizi ve karakteri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir adamı 12'den kafasından da vurabiliyor. Ama bir yandan belki hatta bazı günler olacak ki ikisini bir arada harmanlayıp. Dilşat Şimşek dizinin ilk set gününde neler yaşadı, nasıl sakinleşti? Titriyordum ve hiç unutmuyorum yani çok da uzun zaman olmadı zaten ama ve iki kişi böyle 12 kişilik bir sahneye girdim ve yani şey demedim, ay niye heyecanlandım ben, neden böyle oldu değil de. Herce Ayin'in İstanbul'daki çekimlerine konuk olduk. Çok özel detaylar görüntüledik. En iyi dizi çifti seçilen Herce Ayin'in yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile samimi ve merak uyandırıcı bir sohbet sizi bekliyor. Belki farkına varamadığım bir sürü özelliğini bu geldiğimde daha iyi anlamış oldum. Bu hem mutluluk verici, hem motive edici, hem de sorumluluğumuzun arttığı bir dönem. Elimden geldiğince hem tadını çıkarmaya çalışıyorum, hem de Ebru'nun da dediği gibi. Umarım daha çok İstanbul çekimleri gelir. Müge Anlı ile Gücümüz Yeter'in ilk bölüm izleme gecesine katıldık. Başarılı programcıyla etkileyici projeyi konuştuk. Böyle bir itiş gücü diyorum buna, böyle bir itiş gücü desteğimiz olabilir. Hanımlar böyle hayatın içinde hak ettikleri yere ulaşsınlar. Onlar zaten bunu hak ediyorlar. Bir zamanlar Çukurova ekibine hangi takımın forması hediye edildi? Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı sosyal medya paylaşımı nasıl olay yarattı? Ayrıntılar haber turunda. Hepsi birazdan
Dizi TV'de. Geçtiğimiz yıllarda ATV'nin sevilen macerası Kertenkele'de izlediğimiz Dilşat Şimşek, şimdilerde eşkıya dünyaya hükümdar olmazın avukat Ebru'su olarak karşımıza çıkıyor. Programımıza konuk olan güzel oyuncuyla fenomen yapım ve karakteri üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'da izliyoruz sizi ve çok da beğeniyoruz. Sizin kariyeriniz anlamında nasıl oldu bu dizi? Aslında çok ani bir haberle girdim diziye. Benim için müthiş bir adrenalindi. Son birkaç projemde de bu şekilde ilerlemişti aslında. Haber geldi ve ben ertesi gün sete gittim. Sete gittiğimde tesadüftür ki bütün ekipler bir aradaydı. Ve benim için çok büyük şans oldu. Üç yönetmenimle birlikte tanıştım. Bütün reji ekibi oradaydı. Bütün oyuncular neredeyse oradaydı. O kadar heyecanlandım ki. Yani sanki ilk dizi projem ve ilk oyunculuk deneyimimmiş gibi. Sizi anlıyorum. Ama tedirgin olacağınız bir durum yok. Mesut Bey'i büyük ihtimalle sabah serbest bırakacaklar. Hastane kayıtlarına göre Sevda Hanım hamile. Dikkat çekmemek adına doktoruyla birebir temasa geçmedim. Ama isterseniz yüz yüze de görüşebilirim. Biz Alparslan'a o silahı kullanmayacaksınız dedik ama... böyle bir durumda biz dinleyeceklerine emin misin? Başarılı oyuncu, oldukça heyecanlandığı ilk set günüyle ilgili bir anısını bizimle paylaşıyor. Tabii benim ilk sahnem böyle 10 erkek oyuncu ve 2 kişi ve 12 kişilik bir sahneye girdim ve işte o az önceki bahsettiğim heyecan orada çıkmıştı. Yani böyle titriyordum ve hiç unutmuyorum, yani çok da uzun zaman olmadı zaten ama yönetmenlerimiz gelip beni sakinleştirdiler. Ve bu bile mesela bende güzel bir anı olarak kaldı. Yani şey demedim, ay niye heyecanlandım ben, neden böyle oldu değil de. Onu da çok tatlı tecrübelerimin yanına koydum. Ünal Bey Amerika'daki dostlarıyla olan iletişim ağını bugüne dek kendisi yönetti. Bundan sonrası için de kendi vasiyeti ve sizin müsaadenizle biz yöneteceğiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gelmiş geçmiş en iyi dizi kastlarından birine sahip. Sevilen yapımda bugüne kadar pek çok usta oyuncu hafızalara kazınan karakterlerle boy gösterdi. Bu ayrıcalıklı ekiple çalışmak Dilşat Şimşek için ne ifade ediyor, merak ediyoruz. Yoruluyorlar, tabii ki herkes yoruluyor fakat asla kimse negatife düşmüyor. Herkes çok pozitif, herkes çok keyifli ve sanırım uzun zaman sonra ilk defa bu kadar böyle birilerini hiç yılmadan, enerjisi bozulmadan çok keyifle çalışır halde gördüm. Ve bu beni çok mutlu etti. Sette çok fazla gözlemliyorum. Onlardan öğrendiğim çok şey oluyor. Sadece oyuncu arkadaşlarımdan değil, tüm ekipten birçok şey öğreniyorum. Birçok güzellikler katıyorlar bana. Avukat Ebru dikkat çekici bir karakter. Hem zarif bir kadın hem kararlı bir savaşçı. Bu karakterle ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Evet, önce tabii karakter sert bir karakter, doğru. Yani az önce de bahsettiğim gibi bir adamı 12'den kafasından da vurabiliyor. Ama bir yandan Behzat'la sohbet ederken çok naif ve çekingen bir kadın haline de dönüşebiliyor. Bu da aslında güzel benim için. Yani bunu o Ebru'nun maskülen tarafını ortaya çıkartıp diğer yandan da utangaç ve naif bir tarafını ortaya çıkartmak. Belki hatta bazı günler olacak ki ikisini bir arada harmanlayıp oynayacağım sahneler olacak. Çok keyifli, çok güzel. Ben sizinle bu şekilde nasıl devam edeyim? Bunları size teslim etmeyeceğiz demedik Cengiz Bey. Ayrıca henüz bir anlaşmaya imza atmış da değiliz. Yani sen neleri seversin? İzlemek için mi? Ya.
Mesela... Seni izlemek çok eğlenceli. Ebru yapım içerisinde tarzıyla da dikkat çeken bir isim. Günlük hayatta daha spor bir stile sahipsiniz. Ebru'nun stilini nasıl buluyorsunuz dizide? Yakın buluyor musunuz kendinize? Evet, ben spor giyinmeyi seven bir insanım. Hem duruş, yani sağlık için topuklu ayakkabının çok doğru olmadığını düşünenlerdenim. Mecbur kaldığım yerlerde topuklu ayakkabı giyiyorum. Ebru karakterinin stili bence çok güzel. Çünkü bir avukat kendisi, her şeyden önce bir iş kadını ve iş kadınına olması gereken uyumda giyiniyor ve güzel de giyiniyor aslında yerine göre. Ama tabii hep Ebru karakterinde topuklu ayakkabı, döpiyes ceket, etek vesaire görüyoruz. Behram yurt dışı ilişkilerini bizimle paylaştığı için oradan bir ihanet çıkmıyor. Ama Altan'la görüşüyor olması ayrı bir mevzu. Görüşmelerin geçmişe dönük hangi saatte ve tam olarak nerede yapıldığını öğrenebilirim. Gerek yok. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Öyle bir yapım ki efsane karakterleri say say bitmez. Dilşat Şimşek'le olan keyifli röportajımızı yapımda en çok güldüğü favori karakterleri sorarak noktalıyoruz. Hepsi ayrı ayrı müthiş karakterler. Hepsini hayranlıkla ve ilgiyle izliyorum ve dediğim gibi hepsinden kendime bir ders çıkartıyorum. Dilşat Şimşek'e bize vakit ayırdığı bu keyifli röportaj için teşekkür ediyoruz. Ercai'nin İstanbul'daki çekimlerine konuk olduk. Çok özel detaylar görüntüledik. Yılın en iyi dizi çifti seçilen Ercai'nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile samimi ve merak uyandırıcı bir sohbet sizi bekliyor. Belki farkına varamadığım bir sürü özelliğini bu geldiğimde daha iyi anlamış oldum. Bu hem mutluluk verici, hem motive edici, hem de sorumluluğumuzun arttığı bir dönem. Elimden geldiğince hem tadını çıkarmaya çalışıyorum, hem de Ebru'nun da dediği gibi. Umarım daha çok İstanbul çekimleri gelir. Birazdan Dizi TV'de. Ekranların en çok izlenilen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz haftaki ilgi çeken anlarını sizin için sıraladık. Atıcı Sultan Şamlıoğlu geliyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hatice Sultan Şamlıoğlu 3000 lira değerindeki geçmiş zamanlarla alakalı soruda stüdyodaki seyircinin fikrini almayı tercih etti. Sevgili seyirciler, kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan ilk çağ devletlerine ne ad verilirdi? A. Daire, B. Site, C. İlçe, D. Belde. Süreniz 10 saniye. Hatice Hanım, sevgili seyircilerimiz %56 ile B şıkkı demişler. Ona en yakın %27 ile D şıkkı. Şu an hiçbir fikrim yok ama seyirciye güveneceğim ve B site son kararım. Sağ olun, teşekkürler. Yarışmacı eskrimle alakalı 5000 lira değerindeki soruda önce telefon, ardından da yarı yarıya jokerini kullandı. Yarı yarıya da kullanacağım yani. Evet. Kullanıyor musunuz? Evet, kullanacağım. Hatice Şamlıoğlu yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şekeleniyor. A. Epe, D. Berger. Ya aslında hiçbir fikrim yok. Ama... Yani çok bir fark da olmaz yani. Bin liraya düşsem yani şansımı deneyeceğim.
De Berger son kararım. Hiç yok yeri kalmayan Hatice Sultan Şamlıoğlu 15 bin lira değerindeki sinema sorusunda risk aldı. A. Aslan Yürekli Richard son kararım. Başak Bozan 7500 lira seviyesinde sporla alakalı bir soruyla karşılaştı. Üçüne çok aşinayız zaten. Bir tanesi Amerika'dan geliyor. O her yıl düzenleniyor. B. Zaten bizim oynamadığımız bir spor dalı. Super Bowl. Son kararınız. Son karar. Başak Bozan 15 bin lira değerindeki edebiyat dünyasından gelen soruya Joker kullanmadan yanıt verdi. Bu konuda bir fikrim var. Bu da galiba son dakikalı sorumuz. Fazla evet. Vakit kaybetmeyelim. A. Frank Baum son kararım. Başak Bozan 30 bin lira seviyesindeki soruya yarı yarıya jokerini kullanarak yanıt verdi. Ben Venezuela diye düşünmüştüm. Bu açıkçası beklemediğim yerden geldi. Yani Azerbaycan olabilir mi acaba? Petrol olan ülkelerde ama hani sanki... bunlar da çok şeyse hani Katar bu tarz şeyde ya da Orta Doğu diyeyim. Daha ön planda şeyleri. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. A şıkkı. A Katar. Son kararım. Osman Can Bağır, Osmanlı tarihiyle alakalı 15 bin lira değerindeki soruda telefon jokerini kullandı. Cezayir'in Osmanlı yönetimine girmesini sağlayan ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın kardeşi olan denizci kimdir? A. Piri Reis, B. Piyale Paşa, C. Oruç Reis, D. Kılıç Ali Paşa. Barbaros Hayrettin Paşa'nın kardeşi olan denizci kimdir? Barbaros Hayrettin, şıkları bir daha alabilir miyim? A. Piri Reis, B. Piyale Paşa, C. Oruç Reis, 7 saniye Mert, Kılıç Ali Paşa. Oruç Reis eminim. Tamam, teşekkür ederim. Mert'e güvenmekten başka çarem yok, bilmiyorum. C. Oruç Reis, son karar. Osman Can Bağır, futbolla alakalı 30 bin lira değerindeki soruyu riske atmak istemedi. Yarışmacı aynı soruda hem yarı yarıya hem de çift cevap jokerini kullandı. Şu anda hiçbir bilgim yok. İlk önce 50-50 joker hakkımı kullanayım. Belki orada risk almayı düşünebilirim. Can Bağır yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. B. Cristiano Ronaldo, C. Lionel Messi. Güzel oldu. Yani bilmediğim bir soru. Ben hani David Beckham diyebilirdim eğer şıklarda kalsaydı. O yüzden iyi ki kullanmışım diyorum.
Ben iki cevap hakkımı da kullanmak istiyorum. Joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Son çift cevap şeklinde kullanıyorum. Evet, çift cevap Joker hakkımı da kullanmak istiyorum. C. Lionel Messi, son karar. Osman Can Bağır 60 bin lira değerindeki soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. Bakalım genç yarışmacı cevap vermiş olsaydı sonuç ne olacaktı? Ya bilmiyorum, eğer bir şey cevaplamak isteseydim tamamen içgüdülerime güvenerek rastgele derdim. Ama diğer şıklardan hiçbir eleme yapamıyorum. Yani bu yüzden yani aklıma gelebileceğini de zannetmiyorum. Ben çekilmek istiyorum Kenan Bey. Son karar mı canım? Son karar. Cevap verseydin ne derdin Can? Ağa rastgele derdim. Ercai'nin İstanbul'daki çekimlerine konuk olduk. Çok özel detaylar görüntüledik. Yılın en iyi dizi çifti seçilen Ercai'nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile samimi ve merak uyandırıcı bir sohbet sizi bekliyor. Belki farkına varamadığım bir sürü özelliğini bu geldiğimde daha iyi anlamış oldum. Bu hem mutluluk verici, hem motive edici, hem de sorumluluğumuzun arttığı bir dönem. Elimden geldiğince hem tadını çıkarmaya çalışıyorum, hem de Ebru'nun da dediği gibi. Umarım daha çok İstanbul çekimleri gelir. Birazdan Dizi TV'de. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanlarına, dikkat çekici gelişmelerine göz attığımız turumuz başlıyor. Başarılı programcı Müge Anlı'nın içinde olduğu güzel projeler bitmiyor. Anlı kadınların iş hayallerini gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Bırakın bulaşıkları bulaşık makinesi yıkasın. Hayata atılmanın, hayallerinizi gerçekleştirmenin zamanı geldi de geçti bile. Sonraki haftalarda her çarşamba Müge Anlı ve Tatlı Sert'in ardından izleyiciyle buluşacak olan Müge Anlı'yla Gücümüz Yeter'in geçtiğimiz günlerde ilk izlenme yemeği gerçekleştirildi. Bu özel gecede sevgili Müge Anlı'yla ilham verici projeyi konuştuk. Bugün çok önemli bir projenin ilk izlenim gecesindeydik. Bence çok da başarılı bir proje. Bununla alakalı hissiyatlarınız nelerdir? Bu proje size geldiğinde neler hissettiniz? Ben kadınlarımızın içinde çok büyük bir güç olduğuna inanıyorum. Ama ne yazık ki belirli sebeplerden dolayı bu güç ortaya çıkamıyor. Bu kimi zaman yöresel anlamda olabiliyor, eğitim anlamında olabiliyor, yaşam şartları anlamında olabiliyor. Ama onlara küçücük bir destek versek, kadınlar içlerindeki gücü ortaya koyabiliyorlar. Aslında bu projenin amacı da o. Kadınların sosyal hayata katılmaları, aile ekonomisine katkıda bulunmaları ve bütün bunları yaparken aslında ev yaşantılarından, aile yaşantılarından kopmayacaklarını da gösterebilmek. Böyle bebekleri satmaya başladıktan sonra tabii bu da bize çok tatlı gelmeye başladı. Çünkü kazanıyorsun. Yani evde boş boş oturmaktansa bir şeylerle zaman geçirmek, bir şeyler üretmek insana inanılmaz iyi geliyor ve keyif veriyor. Araştırmalara göre iş gücüne katılmamış kadınların yarısından fazlası gerekçe olarak ev işlerini gösteriyor. Proje kadınlara mutfaktan çıkın, hayallerinizi gerçekleştirmek üzere harekete geçin diyor. Aslında çok farklı hayatlar, çok farklı kadınlar ve onların başarı hikayelerini izlemiş olacağız. Bu da izleyenlere bir nebze de olsun ilham olacak mı sizce izleyen kadınlara? Ben buna inanıyorum. Gücümüzyeter.com'a başvurarak kendi hayallerini gerçekleştirmek isteyen hanımefendilere de bizim de böyle bir itiş gücü diyorum buna. Böyle bir itiş gücü desteğimiz olabilir. Ben de soracağım. Onlar zaten fırlamaya hazırlar yani, ben bunu biliyorum. Bir şey lazım. Hep öyle değil midir hayatta? Böyle bir şey yapmak istersin.
hayallerim vardır, projelerim vardır. Böyle küçücük bir desteğe ihtiyacım vardır, minicik. O minicik destek ne? Sen böyle yukarıya doğru büyük bir ivme kazanabilirsin. Ve başvuran hanımların hepsinde böyle bir istek var. İnanılmaz gurur duyuyorum onlarla. Başvuruları da bekliyorum. Zaten çok da ilk bölümle beraber şimdi geldi, inanılmaz bir başvuru da oldu. Açıkçası ben de hiç engelli bir bebek görmemiştim sen bunu bana gönderene kadar. Tebrik ediyorum seni bu düşüncenden dolayı. Çok sağ ol. Ve sen aslında hem engellilere dikkat çekiyorsun, engellilerin yadırganmamasına dikkat çekiyorsun, evet, bu yaptığın bebeklerle. Hem de aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Aslında en büyük amacımız biraz da farkındalık oluşması. Yani çocukların bu bebeklerle zaman geçirmesi ve vücuttaki engelleri anlayabilmesi. Denemeye, değişmeye, başarmaya gücümüz yeter sloganıyla hayata geçirilen Müge Anlı'yla Gücümüz Yeter, iş hayatına girmek isteyen her kadının dikkatini çekecek kadar etkileyici. İlk bölümde biz çok güzel bir hikaye izledik aslında. Öyle bir hikayeye sahip mi olmaları gerekiyor? Vallahi hayatım, herkesin hayatı roman zaten. Bakacak olursan, sen işin ne tarafından bakıyorsun, o önemli. Gücümüzyeter.com'a bu internet adresine girip başvurularını yaparlarsa iletişim bilgilerini veriyorlar. Hayallerinin ne olduğunu yazıyorlar. Biz de kendilerini arıyoruz. Yani öyle özel bir hikaye aramıyoruz, eğer onu soruyorsan, yani hani böyle ait wow bir hikaye değil. Bizim aradığımız şey evden çıkmak isteyen, hayata katılmak isteyen, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen hanımefendilere yardımcı olmak. İstiyoruz ki hanımlar böyle hayatın içinde hak ettikleri yere ulaşsınlar. Onlar zaten onu hak ediyorlar. Hak ettikleri yere ulaşsınlar. En büyük hedefimiz o. Sana büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesinde stand açtık. Bugün gidip el emeği, örgü bebeklerini orada satabilirsin. Çok teşekkür ederim. Ayrıca sana bir şirket kuruyoruz. 6 ay boyunca da karşılıksız mali müşavir desteği, şirket yönetimi ve mali konularda danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ayrıca popüler e-ticaret sitelerinden birinde sana bir mağaza açtık. Çok teşekkür ve ederim. Ve sana reklam desteği de sağlayacağız. Çok teşekkür ederim. Senin hayalin evde hem çocuklarını büyütmek hem de aile ekonomisine katkıda bulunmaktı. Şimdi her ikisine de sahipsin. Bir zamanlar Çukurova'yla haber turumuz devam ediyor. Yapım çekimlerin yapıldığı Adana'da büyük ilgi görüyor. Dizi ekibi geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül törenine konuk oldu. Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın katıldığı törende iki başarılı oyuncuya Adana Demirspor forması hediye edildi. ATV'nin sevilen dizisi Hercai ile gezintimiz sürüyor. Hercai 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlanan bölümünde bir dünya rekorunun daha sahibi oldu. Hercai 251 bin tweetle Sevgililer Günü'nün en çok konuşulan dizisi oldu. İyiyim ben, iyiyim. Bırak, kalkacağım. Hayır, olmaz. Bir şartım var ya da. Çok sık giyineceksin. Ellerin hep ellerinde olacak. Birbirimize sürekli sarılacağız ki üşümeyesin. Tamam mı? Düşüneyim. Kabul. Sevgililer gününe damga vuran diğer bir şey ise Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'la birlikte yer aldığı fotoğraf oldu. Sinem Kobal tarafından paylaşılan ve sosyal medyaya bomba gibi düşen poz binlerce kişi tarafından beğenildi. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutlu giden evlilikleriyle örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyorlar. Ben emtiyorum sana, senin balık avlaman lazım. Yakışıklı adamsın. Haber turumuzu Osman Sıravın merakla beklenen yapımı Gel Dese Aşk'la bitirelim. Pek çok başarılı oyuncuyu bir araya getiren iddialı yapımın yeni tanıtımı yayınlandı. Gel Dese Aşk yakında ATV ekranında olacak. Bu hangisi? Aşk olayı, aşk. Ya seni sevmeye çalışıyorum ya seni. Niye bıraktın beni? Her şeyi unutsak, geçmişi, geleceği. Sadece yaşadığımız anı istese. Dur yapma, lütfen.
Cuma gecelerinin vazgeçilmezi Hercai'nin çok özel sekanslarının çekimi için Cem Karcı yönetimindeki bir ekip İstanbul'a geldi. Niran ve Reyyan'ın aşk dolu sahnelerinin kamera arkası detaylarını görüntülemek, özel röportajlar gerçekleştirmek için Dizi TV olarak Hercai ekibinin konuğu olduk. Niran'ın Reyyan'a duyduğu aşkı temsilen her yer gül yapraklarıyla dolu. Sette bir romantizm havası hakim. Dizi TV'de birlikte görmeyi çok istediğiniz Ebru Şahin ve Akın Akınözü karşımızda. İlk sorumuz, Hercai'yi İstanbul'da çekmenin neler hissettirdi? Genel olarak hep Mardin'de olduğumuz ve İstanbul'u çok az görebildiğimiz için buraya gelmek hem ekip adına hem bizim adımıza çok çok büyük bir motivasyon oldu ve çok mutlulukla, heyecanla ve güzel bir şekilde çekimlerimiz ilerliyor. Çünkü hepimiz yaşadığımız yere özlemişiz. Tabii bu herhalde çekimlere de yansıdı. Senaryo ile birleşince de güzel tatlı anlar geçirdik. Herhalde ekranla da yansımıştır diye düşünüyorum. Biz çok keyifli çalışıyoruz şu an İstanbul'da bulunduğumuz için. Umarım daha çok İstanbul çekimleri gelir. Güzel bir şekilde ilerliyor bakalım. Çok güzel. Mavi, sonsuz, özgür. Ram, bu yere serilmiş gökyüzü gibi. Sanki gökyüzü yerde, ben de gökteyim. Hercai ekibi soğuk sıcak demeden aylardır Midyat'ta çalışıyor. Şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun ekip birbirine kenetlenmiş ve işi sahiplenmiş durumda. Bu bir ekip işi. Herkes büyük özveriyle çalışıyor. Herkes ailelerinden, eşinden, dostundan, çocuklarından ayrı. Şimdi biraz önce ona baktık. 170 gün oldu. İstanbul'a gelemeyenler var. Çocuğu, karısı olanlar, kız arkadaşı olanlar. Ne onları yanına getirebilen ne oraya İstanbul'a gelebilenler var. Dolayısıyla herkes çok büyük özveri içerisinde çalışıyor. Çok büyük sevgiyle çalışıyor. Tüm bunların uyumu da işe yansıyorsa ne mutlu bize. Hercai için İstanbul'da olmanın yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'ne büyük keyif verdiğini söyleyebiliriz. Yani şöyle bir aslında yararı oldu. Yaşarken çok belki farkına varamadığım bir sürü özelliğini bu geldiğimde daha iyi anlamış oldum. Ve daha da böyle İstanbul'un sanki bu çekimlerde tadını çıkarıyoruz. Bize de böyle bir değişiklik oldu, hoş bir değişiklik oldu. Ve ondan dolayı da daha böyle farklı bir enerjiyle bölümümüzü çektik. Bugün bizim için unutulmazı fıksladım. Biliyorum. Ardımızda bir sürü dert bıraktık. Ama bu gece herkesten, her şeyden uzak olalım. Hercai Midyat'la bütünleşmiş durumda. Bu güzel coğrafya hikayenin adeta kalbi gibi. Bugün İstanbul çekimlerindeyiz. Normalde Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor çekimler. İkisini kıyaslayacak olsanız neler söylersiniz? Sizce oranın o büyülü atmosfer etkilemiş olabilir mi bu başarıyı da? Kesinlikle. Yani büyük konuşmamak lazım ama o hikayeyi alıp buraya İstanbul'a getirsek aynı tadı vermeyebilir. Yani hem bir masal anlatıp hem yerel bir şey anlatıp hem de şehrin göbeğinde olmuyor. Oranın o dokusu, soğuğuyla, sıcağıyla, insanlarıyla bizi saran dokusu bu masalı da ortaya çıkartmakta en büyük etkenlerden. Ebru Şahin ve Akın Akınözü hayat verdikleri Reyyan ve Miran karakterleriyle önce Türkiye'de hemen ardından dünyanın pek çok ülkesinde büyük ilgi gördüler. Güzel bir dönemden geçiyoruz. Hem
sevgi anlamında çok fazla sevgiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar çok fazla sahipleniyor bizi ve kariyerimiz adına da çok güzel adımlar attığımızı düşünüyorum. Bu hem mutluluk verici, hem motive edici, hem de sorumluluğumuzun arttığı bir dönem. O yüzden biraz kaygılandırıyor zaman zaman açıkçası. Çünkü daha fazla kitlelere ulaşıyoruz, daha fazla insanla iletişime geçebiliyoruz. Bu hem sorumluluğumuzu hem de onlara vermek istediklerimizi daha artırıyor ve bizi başarıya doğru daha çok motive ediyor sanırım. Ne oldu? Öyle dalgalandı gözlerim. Bazen bu kadar mutlu olmak beni korkutuyor. Daha dün Elif. Niye? Utanır gibi oluyorum. Miran Aslan Bey, Reyhan'a duyduğu sonsuz aşk ve bağlılıkla her bölümde izleyicisini büyülüyor. Yakışıklı oyuncunun yükselişi devam ediyor. Güzel bir çağ oldu kesin benim kendi kariyerim adına da. Ondan dolayı da bunun elimden geldiğince hem tadını çıkarmaya çalışıyorum, hem de Ebru'nun da dediği gibi biraz bununla beraber gelen sorumlulukları taşımaya çalışıyoruz. Zor ama değiyor herhalde. Seni daha fazla bunların içinde tutmak istemedim Reyhan. Daha fazla üzülmeni istemedim. Biraz. Hiçbir şey demesin. Sadece benimle gelsin. Yanımda olsun. Bir daha ayrılmasak. Olur mu? Bir daha ayrılmayacağız. Televizyon izleyicisinin favorileri arasına giren Ebru Şahin ve Akın Akınözü geçtiğimiz günlerde halkın oylarıyla yılın en iyi dizi çifti seçilmişlerdi. Yoğun çekim tempoları nedeniyle ödül gecesine katılamayan başarılı oyunculara ödüllerini teslim etmekse bize kısmet oldu. Öncelikle sizleri tebrik ederim. Ayaklı Gazete yılın en iyilerini seçti ve sizi de yılın en iyi çifti olarak seçti. Biz de Dizi TV ATV ekibi olarak ödülünüzü takdim etmek istedim. Tebrik ediyorum. Neler hissediyorsunuz? Bu ödülle layık görmüş olmaları, bizi yılın çifti seçmiş olmaları çok güzel, mutluluk verici bir şey. Bizi de motive ediyor dizimiz adına da. O yüzden çok teşekkür ediyoruz herkese. Hoş bir şey böyle bir ödül almak. Yılın çifti ödülü. Biz bir de şehir dışında çalışıyoruz. Yani şehir dışı derken kendi evimizin bulunduğu yerin dışında bir yerde çalışıyoruz. O da herhalde bir beraber yaşamayı da bilmeyi gerekiyor. Ondan dolayı da bu anlamda bunu yapabildiğimiz için, böyle bir ödüle de layık görüldüğümüz için çok teşekkür ediyoruz. Oyunculuk zor iş. Soğuk sıcak demeden rolünün hakkını verecek. Gerektiğinde gülecek, gerektiğinde ağlayacaksın. Bu hafta inandırıcılığı zirveye taşıyan oyuncularımız arasında bir enler listesi hazırladık. Röportajlarımızda yüzünden gülümseme eksik olmayan Akın Akınözü, iş Miran olmaya geldiğinde bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Akınözü, karakteri Miran'ın hiddetini tüm benliğiyle hissederek yaşıyor, yaşatıyor. Ses tonu değişiyor, an geliyor, gözlerinden ateş fışkırıyor. Şimdi buradan yalanlarla defolup gideceksin. Seni bir daha ama mezarın başında görmeyeceğim. Anladın mı? Görmeyeceğim. Sakın dokunma. Annenin burada kalacak. Kalmayacak. Kalacak. Yamanlar Konağı'nın atsan atılmaz, satsan satılmaz eski kahyası Gafur, Bülent Polat'ın muhteşem oyunculuğuyla Beyaz Cam'a taşınıyor. Başarılı oyuncu Dalkavu karaktere öyle sempatik bir yorum katıyor ki Gafur'u izleyiciye sevdirtmeyi başarıyor. Nereye gidiyorsun artık? Yok Demir Bey'im, bir yere gitmiyorum. Yani hep buradayım. Burada değilsem Mera'dayım. Mera'da değilsem Ahır'dayım. Ahır'da değilsem... Lan bırak. Senin burada Gaffur ağam var. Senin paranı tıhır tıhır öderim kızım ben. Anlaşıldı mı? Sen işine gücüne bak. Merak etme. Başka? Gör bak. Bu çocuk doğacak.
Bunlar alacak bebekleri. Deh diye sokağa atacaklar bunu. Atarlar vallahi. Kız hiç şaşırmam hiç. Hak etti. Kudurdu, kudurdu, kudurdu. Başka? Hilal Altınbilek duygular söz konusu olduğunda bura ekrana taşımada en başarılı olan oyunculardan. Güzel Yıldız, Züleyha'nın aşkını içimize işleyecek gerçekçilikte yansıtıyor. Hilal Altınbilek duygusu yüksek sahneleri oynamıyor, adeta yaşıyor. Yılmaz'ın da benim de hayatımı mahveden kadınsın sen. Unutmaya çalışıyorum, kaderime boyun eğmeye çalışıyorum ama olmuyor. Yapamıyorum. Yapmayacağım da zaten. Bitti artık. Yapmıyorum. Benden artık zerre kadar saygı bekleme. Ne sana anne diyeceğim ne de sana saygı göstereceğim. Niye söylemedin o zaman? Niye Demir beni zorla nikahını aldı demedin? Oğlum ellerindeydi oğlum. Demir istediklerimi söylemezsen göremezsin dedi bir daha oğlunu çünkü. Oğlum. Ben çok söylemeye çalıştım sana. İnandırmaya çok çalıştım. Senin canınla tehdit ettiler beni. Çocuğumu kaçırmakla tehdit ettiler. Tamam, tamam bir şey demem. Bir şey demem, tamam. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, gözleriyle konuşan ünlülerden. Yakışıklı oyuncunun canlandırdığı karakterin duyguları sözlerinden önce gözlerinden okunuyor. Cehennemden çıktım. Yamacına düştüm ya. Rabbim cennetiyle mükafatlandırmış Bala Hatun. Her anım yalvarmakla geçmiştir. Çok şükür seni sağ salim görmek nasip oldu. Bu da Kara Osman sözüdür. İyi belli etsin. Sen ne yöne gidersen ben de peşin sıra ardındayım. Mimiklerini en iyi kullanan isimlerin başında Oktay Kaynarca geliyor. Başarılı oyuncu karaktere kattıklarıyla Hızır Çakırbeyli'ye imzasını atıyor. Dizinin sıkı takipçileri iyi bilir. Hızır Çakırbeyli'nin bir göz kırpması, bir gülümsemesi pek çok şey ifade edebilir. Tozu dumana ben katacağım. Merak etme. Parmak izi bile bırakmayacağım. Gülümsemenin en yakıştığı isimler dendiğinde ilk akla gelen 2019'un parlayan yıldızı Ebru Şahin. Güzel oyuncu, masum ifadesine Reyyan'ın utangaç gülümsemesini de katınca ortaya tatlı mı tatlı benzersiz bir karakter çıkıyor. Sana söz verdim. O yatağı sen de yanımda uyumadan yatmayacaksın. Ne belli? Ne demek ne belli? Ya ne yapıyorsun? Ay yapalım sıkıntı. Ya sakın beni böyle çıkarma dışarı. Ya ne yapayım beni böyle dışarı çıkarma. Ne oluyor? Bırak hadi dışarı çıkarsın. Ne misin sen ya? Biraz ne olursun? Yavrum bitir. Gidersin. Gördün mü bak? İnsan ne olursa olsun yine de gülebiliyormuş. Güneş doğuyormuş, hayat devam ediyormuş. Kim demiş erkekler ağlamaz diye. İşte gözyaşları içimize işleyen erkekler ve onlara hayat veren aktörler. Seni suçlamıyorum. Keşke suçlayabilsem. O kadar hafiflerdim ki. Sırada dizilerin Cinderella'ları var.
Kapı arkalarındaki zehirli gülümsemeleriyle onlar maceraların renkli karakterleri. Bir zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su, Kuruluş Osman'ın acımasız Sofya'sı, Hercai'nin Azize Aslan Bey'i. Ortak özellikleri ise kafalarında her zaman bir tilkiyle dolaşmaları. Belki sizin de bir sırrınız vardır. Açığa çıkmasın diye uğraşıp didindiğiniz, muhafaza etmek için her şeyi yapabildiğiniz. Bir sır mesela. Olamaz mı? Ben nasıl görünüyorsam öyleyim. Neyse buyum. Tabii ki mutlaka. Ben mesela dedim zaten. Madem bu kadar deli seviyorsun, Azize Aslan Bey bu oyunu yeniden kurar. O sevdayı da oyuna dahil eder. Tekfur'u öldürmemek için bile kendin canına ortaya koyan bir Türk ol. Kendi canından, kendi kanından birini ele geçirirsek, onu kurtarmak için teslim olacak. Karakterler arasında biri var ki 5 sezondur kendisine hayran bırakıyor. Sabina Tozia, Karadenizli Hayriye Ana'ya samimi, sıcak bir tat veriyor. Sabina Tozia, içtenliğiyle hepimizin annesi, büyük annesi oluveriyor. Diyorsan ki ben Melike'den korkarım. Tövbe de. Ben kimseden korkmam. O benden korksun. Biz senin gibi ne yılanların başını ezip bugünlere gelmişik. Senden mi korkacağız? Emine Hanım, bazı yangın vardır. Sönecek gibi değildir. Oha, körükle gideceksin ki bir an önce yansın bütün kül olsun da. Eğlenceli bir dizi TV'nin daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, ATV'de kalın.